Selamun aleyküm. 21 Kasım'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 21 Kasım 1905. Thomas Edison ses kayıt cihazı fonografı icat ettiğini duyurdu. Bu makine ile ses ve müzik kaydı veya dinlenme olanakları bulunmaktadır. 1941. Yüksek öğretimde Türk İnkılap Tarihi dersi zorunlu tutuldu. Tarihçiler ve uzmanlar bu derslerin ideolojik amaçlar doğrultusunda hazırlandığı ve bilimsel bir değer taşımadığı yönünde eleştiride bulunmaktadırlar. 1955. Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve İngiltere'nin katılımıyla Bağdat Paktı kuruldu. Bağdat Paktı, Türkiye, İran, Irak, Pakistan ve Birleşik Krallık tarafından Sovyetler Birliği'nin Orta Doğu'da nüfuz kurmasını önlemeye yönelik olarak kurulan güvenlik ve savunma örgütüdür. 1979'da önce İran'ın ardından da Pakistan'ın çekilmesiyle varlığı sona ermiştir. 1972. Türkiye'de Ankara Radyosu Türkiye'nin her yerine yayın yapmaya başladı. 1985. ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbaçov Cenevre'de görüştü. Zirveden stratejik nükleer silahların %50 azaltılması kararı çıktı. 2002. Dünya Güzellik Yarışması adı altında düzenlenen Küresel Ahlaksızlık Organizasyonu'nun yapılacağı Nijerya'da bir gazetede Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında yayınlanan ve hakaret içeren yazı nedeniyle çıkan çatışmalarda 100 kişi hayatını kaybetti, 500 civarında kişi de yaralandı. 2006. Erke Araştırmaları ve Mühendislik Anonim Şirketi'nin geliştirdiğini duyurduğu devri daim makinesinin tanıtımı yapıldı. Firma, düzenlediği bir basın toplantısıyla makineyi Çağın Buluşu adı altında kamuoyuna duyurarak çevreye zarar vermeyen, istenilen güç ve sürati sağlayabilen, doğrudan hareketin elde edebildiği, yakıt gerektirmeyen bir kuvvet makinesi olarak tanımladı. Daha sonra emekli üst düzey subayların da katılımıyla 100 yılın icadı basın toplantısıyla tanıtıldı. Sonrasında yapılan teknik incelemelerle bu makinenin hiçbir özelliğinin bulunmaması Türkiye'de uzun süre alay konusu olmuş, hatta konuya dair çok sayıda karikatür çizilmiştir. 2014. İşgalcilerin Gazze'ye yönelik 51 gün süren saldırılarının hasar tespit işlemlerinin tamamlandığı bildirildi. Saldırılar sonucu Gazze'de 28.366 evin zarar gördüğü açıklandı.